Dolayısıyla elimizden bir şey gelmiyor ama tabii ki üzülüyoruz. Umarım bir gün son bulur. Ya akıl fikir versin ya da Rabbim canlarını alsın. Ben başka bir şey demiyorum. Allah belalarını versin diyoruz. Ne diyelim? Sen ne diyorsun oğluşum? Yani Allah gerçekten de belalarını versin. Ama bize hiçbir şey yapamazlar. Biz sağlam bir milletiz. Elhamdülillah. Türküz. Bize işlemez. İstediği kadar uğrasınlar. Biz yeneceğiz onları. Terör olayları şu durumda bitmek üzere gibi bir şey yani. Dün gece saatlerinde Hatay'da bir patlama gerçekleşti. Biri polis, 3 kişi yaralandı. Son dönemde yaşanan terör olayları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben öncelikle yaralananlara, vefat edenlere Allah'tan başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Gerçekten çok büyük bir acı ve çok talihsiz bir olay. Umarım teröre destek verenler ve teröre bir nevi uzaktan yakından doğrudan dolaylı yardım ve yataklık edenlerin aklı başına gelir. Umarım doğruyu bulurlar diyorum. Tabii ki de onaylamadığımız bir sürü şeyler var. Elimizden gelse hep kökünü kurutmak istiyoruz ama sadece bu kadar. Şimdi bizim ülkemizin terör olaylarıyla alakalı ciddi bir girişimleri var. Ama bitmediler, bitmeyecekleri gibi duruyor. Allah polisimizi, askerlerimizi korusun, zeval vermesin. Bu olayda yararlanan askerlerimize ve şehit olan askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Lanetliyoruz yani kısacası. Yani diyecek kelime gerçekten bulamıyorum. Çok üzgünüz. Lanetliyoruz. Yani durmasını da talep ediyoruz, istiyoruz ama maalesef bunu da duracağını sanmıyoruz. Tamamen zamanında tam olarak başları izlemediği için şu an hala akılları Hatay meselesinin olduğundan dolayı Hatay'ı almaya çalışmalarından kaynaklı bir durum. Tabii ki de hepimizi çok derinden üzüyor yani. Sonuçta bizim devletimiz, polisimize zarar geliyor. Ama bunun dışında bir terör olayı olunca çok çabuk bir şekilde gündeme geliyor ve herkesin bilgisi oluyor. Ama aynı şey kadın cinayetlerinde hiçbir şekilde kimsenin umurunda olmuyor. Hiçbir şekilde bir adalet yerini bulmuyor. Onun da bu şekilde gündeme gelmesini isterim. Bu şekilde yani sokakta bir röportaj yapılmasını isterim ben şahsen yani. Hiçbir şekilde kimsenin umurunda olmuyor. Terörün bir an önce bitmesini istiyoruz. Yani şehitlerin olmamasını istiyoruz. Ülkemizin daha iyi, daha ferah şekilde olmasını istiyorum yani. Vallahi politikamız mı kötü, yönetim mi kötü yönetiyor bilemiyorum. Yani herhalde dışarıyla ilişkilerimiz iyi değil. O yüzden mi yapıyorlar, Türkiye'yi mi çekemiyorlar? Yani iyi karşılamıyorum ben. Herhalde biraz dış siyasetimiz iyi gitmiyor ya. Çok fazla güvenlik önlemleri alınmıyor. Devletin bu konuda yetersiz kaldığını düşünüyorum. Yani tek bu konuda değil, sürekli eğitimde, para konusunda, ekonomide her şeyde her zaman düşük seviyedeyiz. Ülkenin güvenliğinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ülkede hiçbir şeyin doğru gittiğini düşünmüyorum. Ekonomi olsun, siyaset olsun, terör olayları olsun. Hiçbirinin düzgün gittiğini düşünmüyorum. Halkımız da bu konuda aslında bilinçli ama gereken şeyi konuşmaları yapamıyor. Baskı olduğunu düşünüyorum. Çok korkunç ve üzücü. Bu kadar başımız sağ olsun. Allah onlara yar ve yardımcısı olsun. Bu kadar. Başka bir şey diyemiyorum. Lanetliyoruz terörü. Ülkemiz hakkında iyi şeyler değil bunlar. Ya vatanı bölmek için yapıyorlar ama bu vatan bölünmez. Bunu kafalarından çıkarsınlar kesinlikle. Kötü etkileniyoruz. Ülkecek. Zaten kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu şekilde. Terörle naletleniyorum. Bizim halkımızın da kenetlenip teröre karşı hep bir olmalarını istiyoruz ablacığım. Allah iyiliğini versin, Allah yardım etsin. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Aynen ben de katılıyorum. Yani inşallah terörün tamamen bitmesini temenni ediyoruz. Gitgide de yani azaldığını düşünüyorum. Yani Allah'ın izniyle terörü tamamen bitireceğiz. Ben bir an önce bitmesini istiyorum yani. Bu terör olayları hakikaten bu aralar çok olmaya başladı. Hani bir an önce bununla bir çözüm bulunmasını istiyoruz yani. Son dönemde yaşanan terör olaylarıyla ilgili vallahi ülke genelinde zaten terör bastırılmış bir vaziyete geldi. Yani neticede bu tip münferit saldırılar olacaktır yani. Ülkede her yerde her zaman terör olağan bir duruma geldi. Önlenmesi gerek. Bunların
sorumlularını bulup cezalarını çekmeleri gerek. Diyebileceğim tek şey bu. Son dönemde terör olayları biraz daha arttı bu dolarlar şeyden sonra da. İç karışıklıklardan dolayı. Vallahi pek takip de edemiyorum işin açığı. İşler güçler. Biliyorsunuz doların durumu falan belli. Yani şöyle hiçbir zaman zaten önüne geçemedik. Bu gidişte de geçemeyeceğiz gibi görünüyor. Çok fazla canların gitmesi, hepsi bizim içimizden insanlar. Bu tabii ki hepimizi üzüyor ama sivil halk olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla buradan hani yapacak kişiler yetkili insanlar. Dolayısıyla elimizden bir şey gelmiyor ama tabii ki üzülüyoruz. Umarım bir gün son bulur. Terör olaylarına karşıyım zaten. Ben de hemşireyim, 5 yıl Diyarbakır'da çalıştım. Orada terörle ilgili görmedim zaten bir şey kalmadı. Şiddeti de karşı bir insanım. İnşallah insanlar aklını başına alır. Dünya düzgün bir dünya olur. Yani çocuklar, çocukların geleceği inşallah güzel ellerde yetişir. De inşallah bu teröristlere de Rabbim ya akıl fikir versin ya da Rabbim canlarını alsın. Ben başka bir şey demiyorum. Allah belalarını versin diyoruz. Ne diyelim? Sen ne diyorsun oğluşum? Yani Allah gerçekten de belalarını versin. Ne diyelim bac? Diyecek bir sözümüz yok. Allah rahmet eylesin şehitlerimize de. Başsağlığı diliyoruz ailelerine. Hiç iyi değil. Allah belalarını versin yani. Vatan hainleri. Başka ne diyebilirim ki? Ama bize hiçbir şey yapamazlar. Biz sağlam bir milletiz. Elhamdülillah. Türküz. Bize işlemez. İstediği kadar uğrasınlar. Biz yeneceğiz onlar. Terör olayları şu durumda bitmek üzere gibi bir şey yani. Şu durumda Türkiye'miz gerçekten müthiş. Bu işte müthiş gidiyor yani.